Görkem Özdal, 25 yaşındayım. Fırat Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. 3 yıldır aktif olarak küçükbaş hayvancılık yapıyorum. 2016'da arıcılığa başladım. İlk başladığım seneler kovanbaşı 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo doğal organik bal üretiyorduk Hozat'tan. Ama şu an son 3 yıldır mesela yani o rakamları geç yani daha arıyı kendi gıdasını bile yakalayamıyoruz. Bir de bizim yaşadığımız bölge biraz bakir bir bölge bu bulunduğumuz köy. Hayvancılığa da uygun. Ben ilk oğlak aldım. Biz karık diyoruz. Oğlaklarla başladım. Daha sonra ya zaten ben bu işi yapıyorum. Niye süt işine dönmeyeyim dedim. Biraz keçi aldım. Biraz aldım. Şu an 350-400 tane hayvana çıkardım. Yani normalde çok mutluyum. Mesleği de seviyorum. Bu meslek de güzel. Çünkü ben yani severek yaptım. Emek olan her şeyi severim. Ama yani emeğinin gerçekten karşılığı alınmadığı bir meslek. Ben böyle bir meslek tarzı da görmüyorum. Bir gazeteci olarak ben bunu bir özelleştirme vereyim. Ben arıcılık yaptım. Bal satıyordum. Balın fiyatı 100 lira, 150 lira. Tamam. Ya örnek diyorum ya da bir domates üreten insan der ki domatesin kilosu bu. Ama bu hayvancılık, küçükbaş hayvancılık öyle bir şey yok. Peynir üreten biz, fiyatı koyan tüccar. Kuzuyu üreten biz, fiyatı koyan tüccar. Şimdi yaylalar halkındır, yaylalar hayvanlarındır yani üreticilerindir değil mi? Şu gördüğün dağlar bile bize devlet kiralıyor. Çünkü bir de çok uçuk rakamlarla 700 bin TL, 500 bin TL, 600 bin TL rakamlarla kiralıyor. Şimdi benim 400 baş hayvanım var küçükbaş. Ben bunu kamyona yükleyip yaylaya götüreceğim. 2-3 kamyon alacak. 3 kamyon her biri 7-8 bin TL fiyat çekiyor. Yani hesap etsen zaten kurtarma imkanın yok. Bu meslek gerçekten çok zor. Bir de kalkıp da şimdi biz ne kazanıyoruz ki? Ben şimdi bir ton peynir satacağım, 30 bin TL alacağım. Ben iki çoban tutsam, çünkü kimsem yok. Ben tekim, evli değilim. Annem babam o sağlık şeylerinde sağlık durumları da yok o kadar. Ne olacak? Mecbur çoban tutacağım. Çoban tutuyorsun, bir adam 12 bin TL sadece maaş alıyor aylık. Yemesi içmesi bu 15'i buluyor. Ben de aynı işi yapıyorum. Benim nenem, 80 yaşındaki nenem de bu işi yapıyor. Ama biz o parayı alamıyoruz. Biz bu hayvanın arpasını veriyoruz, samanını veriyoruz, ilaç parası zaten hepsi uçmuş. Yayla parası, gelene para, gidene para. Kendin beslenince de böyle kazanamıyorsun. Çobanla yine 3-5 kuruş kalmasını istiyorsun. Yine maaşlar bu fiyat oldu. Yani hiç gram hayvancılıktan kazanılacak bir durum yok. Bu da yani hayvanın kurt yer, hayvan hastalık olur. Yani sıkıntı olur, kamyon devrilir, çığ düşer. Olur da olur, bunları hesaplamadık bile. Yani peynir diyoruz, peynire bir hastalık vuruyor, koyun bazen çekiliyor. Onları hiç hesaplamıyorsun. Yani üretimi o kadar bir duruma getirdiler ki yani üretmeyelim. Yani şimdi inancınız olsun. Yani şu an üreten bu toplum mesela bizim Dersim kesimi de Şavak kesimi. Şavakanlar mesela inancınız olsun şey. Yani batmayalım da yani bir belki düzelir. Çünkü kazan yok, kazanma yok. Şu an 400 tane hayvana bana destek 8000 TL destek vermişler. 8000 TL. Zaten benim bu hayvanı örnek için ya destek için. Şimdi bizim bu hayvanın sadece yani ilaç parasına alınan vergi. Hayvanın buradan nakliyesi, mazotundan tut. Yani burada çalışan bütün şeyler zaten vergi olarak devlete gidiyor. Yani devlete biz 50 bin sattığımız ham madde üretiyoruz. Peynir üretiyoruz, kuzu üretiyoruz. Yani bu büyük bir katma değer olan şeyler üretiyoruz. Bize 8000 TL vermiş. Ne kadar çok ya. Vermesin 8000'i vermesin ya. Vermesin. Yemi ucuzlatsın. Mazotu ucuzlatsın. Bizim yaylalarımızı, dağlarımızı bize niye kiralıyor? Pahalılığın sebebi Urfalı dayın dediği gibi AK Parti. Gerçekten bu ülkeyi yönetemiyorlar. Yani bu düzende gerçekten çarklar yerine oturuyor. Bozuk düzende çark olmaz. Bizim inancımızda Pir Sultan dediği gibi bozuk düzende çark olmaz. Düzen bozuk. Mesela örnek diyeyim. Şu an Türkiye'nin tek elinde kalmış hayvancılık. Tarım bitti. Ben örnek diyeyim. Bizim köyün tarlaları. Bu hep tarlalar ekiliyordu. Hepsi ekiliyordu. Traktör böyle tarlaya giriyordu. Şöyle tarlada ekiyordu. Niye? Mazot ucuzdu. Kurtarıyordu. Ekerdin. Biz mesela arpa ekmişim. Ben 30 dönüm arpa ektim. Kuzuyu otardım. Niye? Hesap ettim. 30 dönüm arpa ektim. Gübre atamadık. Şimdi ben bunu yani döver biçer de giremiyor buraları çok. Akıllı biçer getireceğim. Onu bir çekeceğim. İşçi getireceğiz. Onu toplayacağız. Bir de patosa koyacağım. En az 3 kere bir mazotla işim olacak benim. Hesap ettim. 2 ton 3 ton çıkacak. Gübre atmamışım. Gübrenin tonu neleri vurdu. 2 ton 3 ton çıkacak. Hesap ettim. O ne ettim, bu ne ettim. Yok, kuzuyu saldım. Yani böyle bir durumdayız. Pertek'te eskiden şeker pancarlarıyla, traktörlerle, kamyonlarla şeker pancarı üretirlerdi. Şimdi yasaklandı. Kota girdi. Pancar üretme. Arpa üretme. Bunu üretme. Pamuk üretme. Üretme. Dışa bağlı kalırsan sonuçta böyle olacak. Çözüm
Öncelikle bence öncelikle açık söyleyeyim. Ben bir üretici olarak söyleyeyim. Öncelikle bu yönetenlerin bir başımıza gitmesi lazım. Bu yönetenlerin başımıza bir gitmesi lazım. Daha demokratik. Daha demokratik bir yapının olması lazım. Tabii bu düzende bu çok da yani ben inanmıyorum. Açık söyleyeyim. İnanmıyorum bunun öyle sağlanacağını ama şu an bizim yönetenlerin artık yani bu ülkenin başına gitmesi lazım. Yani biz istemiyoruz. Ben bir öğrenci, hani ben lise okurken Diyarbakır'da ben liseyi bitirdim. İlk öğretim, ortaokul, lise Diyarbakır'da okudum. Yani orada da aynı vaziyette eğitim şartlarındaydık. Üniversiteye getirdim, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde okudum. Yine aynı. Ne eğitiminden bir hayır gördük. Yani gerçekten öyle. Mesleğimizi yapamadık. Şu an hayvancılık yapıyoruz ya, üretim. Şu an otta ya dağdaki ottan biz ete çeviriyoruz, süte çeviriyoruz, üretim yapıyoruz ve şu an kazanamıyoruz. Yani bu hale bizi getirenler onlar. O saraylardakiler yani biz ondan kaynaklı yani değişmesini istiyoruz bu kadar yani. Yeni gelecek sistemin, yeni gelecek yönetenlerin en azından daha demokratik, daha toplumun yani kişilerin ulusal haklarına, inanç haklarına, özgürlüklerine, üretimlerine, emeklerine saygı duyacak bir yönetim istiyoruz. Ya ben bir Kürdüm, ben kendi ana dilimi konuşmak istiyorum. Değil mi? Ben konuşamıyorum. Ben Aleviyim, kendi inancımı yaşamak istiyorum, yaşayamıyorum. Ben ezildiğim örnek diyorum, ben Ermeniyim, fark onun gibi diyelim. Kendi inançlarımızı yaşayamıyoruz, kendi düşüncelerimizi aktif olarak dile getiremiyoruz. Ben gazetecilik okumuşum, bitirdim. İnancınız olsun şunu söyleyeyim, ben gazetecilik de yapmışlığım var. Yani 2 yıl aktif çalıştım, diplomamı gidip almadım. Çünkü bu ülke bana gidip diplomamı almama gerektirmedi. Ben de isterim ki kendi mesleğimi yapayım. Ben niye Avrupalara gideyim, niye Almanya'ya gideyim, niye oraya buraya gideyim ki rahat bir şekilde mesleğimi yapayım? Ben bu ülkede yapmak istiyorum. Ben kendi emekçimi, kendi aşırı zorlukları yaşayan insanları çekmek istiyorum. Ama maalesef. Onun için daha demokratik, daha özgür bir ülke istiyoruz. Onun için de yönetimlerin bu şekilde insanlardan oluşmasını istiyoruz. Yani Türkiye'de bu biraz zor. Yani açık söyleyeyim. Ama zaten bizim amacımız zoru düzeltmek. Yani kolay olsaydı böyle olmazdı. Makine! Hırk! 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 Hır